Türkiye'nin yatırım ve istihdam açısından son yıllarda büyük ilerlemelerin kaydedildiği Doğu illerimizin başında geliyor. Bu büyümede en büyük rolü ise doğup büyüdüğü topraklara yatırım gerçekleştiren Muşlu iş adamları üstleniyor. İki başarılı iş adamı Mehmet Veysi Akpolat ve Orhan Sayılgan'ın ortak girişimiyle faaliyetini sürdüren Muş Tuğla Fabrikası, üretimi, kalitesi ve istihdamıyla Muş ekonomisine katkı sağlayan sanayi kuruluşlarının başında geliyor. 1992 yılından beri inşaat sektöründe uğraşmaktayım. 2013'ün Ağustos'una kadar hazır malı alıp satmakla yükümlüydük. 2013 Ağustos'undan sonra bir arkadaşla beraber ortak bir oluşum olarak Muş Tuğla Fabrikası'nı devraldık. Şimdi üretim sektörüne geçmiş bulunmaktayız. Yıllık kapasitemiz 40 milyon adettir. 70 kişiye yakın çalışanımız vardır. Kapasite artırımı olduğu zaman bu sayımız 150-160'lara çıkmaktadır. Bulunduğumuz bölge itibariyle tuğlamız 4 dörtlük tuğla çıkmaktadır. Bizim pazar payımız sadece Muş'a sıkışık olarak kalmamaktayız. Elazığ, Malatya, Van, Erzurum, Hakkari, Şırnak, bu bölge, Bitlis, Tatvan, bu yörelere Doğu Beyazıt tarafına kadar gitmekteyiz. Bunun sebebi toprağımızın kalitesinden dolayı, tuğlamızın kalitesinden dolayıdır. Ha, bu kaliteyi de yeni yeni dışarıya tanıtmak istiyoruz. Sizlerin vasıtasıyla Türkiye'ye açılmak istiyoruz. Kalitemize güveniyoruz. Müşterinin tercihine 3 alternatif sunulsun ve 2 alternatif tuğla da sunulsun. Yani devlet işlerinde biz de olmak istiyoruz. Çünkü en doğal hakkımızdır. Muş'un ilimizin ikinci en büyük özel teşebbüsü olduğumuz için ve tamamıyla toprağa dayalı, il ekonomisine daha fazla katkımız olduğu için ricamız zorlayıcı etkenleri kaldırsınlar. Tuğla'da da zorlama şartı da kesinlikle istemiyoruz. Niye? Malıma, kendime, kaliteme güveniyorum ben. Ağrı'da fabrika olmasına rağmen ben yıllık üretimin %10'unu, %15'ini Ağrı'ya pazarlıyorum. Orada fabrika olmasına rağmen. Bu kalite demektir. Biz iki şekil, iki toprak kullanırız. Bir kil, bir de mil. Kil yapıştırıcıdır, mil de onu güçlendiricidir. Bu iki topraktan oluşur tuğlamız. Bizim kurutma sistemimiz var. Kurutma sisteminde oradan fırından sıcak havayı elektrik motorlar vasıtasıyla oraya kurutma sistemine yayarız. Yıllık 40 milyon adet üretim kapasitesine sahip olan firma, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin tuğla ihtiyacının büyük bir kısmını karşılıyor. Şimdi ise sözü Genel Müdür Orhan Sayılgan'a bırakıyoruz. Biz buraya devletten dolayı bir kuruş kredi kullanmadan aldık bu fabrikayı. Kendi öz sermayemiz. Kimseye borçlanmadık. Şimdi makinalarımız bu Türkiye'de en üst seviyedeki fabrikalardan biri. Kapasitesi de çok yüksek. Makinalarımız da çok iyi. Yalnız bazı kapasite arttırımı için bazı makineler gerekiyor bize. Ön hazırlayıcı, taş kırıcı. Gerçi bizim burada toprakta taş olmadığı için taş kırıcıya fazla bir ihtiyacımız yok. Bu fabrikanın kapasitesi zaten belli. İstesek de onun üstüne çıkamayız. Çünkü bizim fırınımız 120 metrelik bir fırın, tünel fırın. Bunun kapasitesi günlük en fazla 200-220 bin adet. Bu işte bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Bu çevredeki insanlardan ve köylerden toprak sorunu yaşıyoruz. Bunu bir an önce devletimiz tarafından ve yetkili merciler tarafından bunun çözülmesini istiyoruz. Bunun için gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz. Çünkü burada çok kişi ekmek yiyor. Çok kişi bu iş istihdamından yararlanıyor. Gelir giderinin %80'i, %60'ı işçilik. Geri kalanı da toprak, ondan sonrası nakliye. Yani çoğu işçilik olduğu için buradaki faydalanan insanların çoğu da işçilikten faydalanıyor. Ve aynı toprağı veren kişiler burada çalışıyor. Hemen bizim bitişimizde toprağımız var ama oradan toprak alamıyoruz. Neden köylüler izin vermiyor? Devletimizin bu konuya bir el atmasını istiyoruz. Bize bir ocak yeri vermesini istiyoruz. Ve bunun da resmi yollara yapılmasını istiyoruz. Yani burayı bir kamulaştıracak, bize ruhsatını verecek, iş bitmiş olacak. Şimdi bizim burada en büyük giderimiz zaten enerji, elektrik. Elektrik bir de kömür. Bundan devletten o yardımı bekliyoruz. Çünkü elektriğimiz çok yüksek. Peki bir tuğla hangi üretim aşamalarından geçiriliyor?
Şimdi Mehmet Veysi Akpolat ve Orhan Sayılgan'la birlikte üretim fabrikasını geziyor, yapılan işlemler hakkında bilgi alıyoruz. Tuğla kurutma, suni kurutmaya gidiyor. Orada belli 300 derece sıcaklıktan sonra belli bir müddet kaldıktan sonra ön taraftan vagonlara yüklenerek fırın aşamasına gelir, son aşamaya. Kurutma alanı burası, suni kurutma. Bu suni? Evet, fırından sıcak havayı veriyoruz, elektrikli motorlar şeyle dağıtıyoruz, 300 derece sıcaklık elde ediyoruz orada. Seri üretim yapabilmemiz için ne yapıyoruz? Suni kurutma alanını değerlendirerek seri üretimi yapıp müşterilerimize taleplerine cevap vermeye çalışıyoruz. Tuğlanın önemli olan bir kere sağlamlığı, ikinci ebatlarının düzgün olması, üçüncüsü standartlara uygun olması. Mesela bazı tuğlalar var, standartlara uygun değil. Eksik üretim var, santimde eksik. Bizim tamamen standartlara uygun, sağlam, basıncı 90 ile 100 ton arası değişen bir tuğla üretmekteyiz. Şimdi bu kamyonlara giden malın sağlam mal olmasına çok özen gösteriyoruz. Kırık, çatlak malı kesinlikle ülettirmiyoruz müşteri. Çünkü müşterinin en ufak bir şikayet gelmesini istemiyoruz. Bu hem bizim prestijimiz için hem fabrikamızın prestiji için çok önemli olan bir işlem. Mehmet Veysi Akpolat, bürokratik engellerin ortadan kalkmasıyla yatırımlarının devam edeceğini söylüyor. Şu an en son aşamaya gelmişiz, yükleme alanındayız. Gördüğünüz gibi sıra bekleyen araçlarımız var. Yani bu bizim eksikliğimizden değil, kapasitemizin üzerine çıkmak üzereyiz. Yani bütün imkanları zorlayıp en yüksek kapasite durumuna ulaşmışız. Ama buna rağmen müşterilerimize cevap veremiyoruz. Onun yüzünden üzülüyoruz yani. Ama sıkıntıları aşarsak ikinci bir fabrikayı da kurmayı planlıyoruz. İkinci bir fabrika kurduğumuz takdirde de pazarda sıkıntı olacağına hiçbir zaman inanmıyorum. Fabrika Muş'ta birçok kişiyi istihdam ederek onlara ekmek kapısı açıyor. Bence dünyanın en güzel duygusu bir insana iş imkanı vermek. Yani biz de bundan dolayı biz de çok mutluyuz, çok memnunuz. Ha biz arkadaşlarını da bize sahip çıkarak bu işi beraber yürütüp gidiyoruz. İnşallah da bu şekilde devam edeceğiz. Üretimini yaptığı kaliteli tuğlalarla on binlerce yapıya imzasını atan firmaya talep de oldukça fazla. Kaliteli, çok iyi bir tuğla. Sağ olsun Mehmet Bey'e ve Orhan Bey'e bedava tuğla verdiler, depremzedeler için gidiyorum. Ben de nakliyeciyim ama yetişemiyoruz. Burada günlerce sırada bekliyoruz, kuyrukta bekliyoruz. Yani sayın büyüklerimizden, vali beyden, gerekse kaymakam beyden, Muş Kızılaş Belediye Başkanı'ndan yani yardım etmeleri, duyarlı olmaları, sahip çıkmalarını istiyoruz.